Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle ve Aytekin'le birlikte Drone Killer inceleyeceğiz. Aytekin bizi kırmadı, hattımızı geri çevirmedi sağ olsun. Kendisi Harp Araştırma Geliştirme Şirketi'nin tasarım bölümünde sorumlu olan arkadaşımız, bir merhaba demek ister size. Merhaba, teşekkür ederim. Aytekin arkadaşlar, burada önümde görmüş olduğunuz askeri ekipmanların pek çoğunun mühendislik kısmında aktif olarak çalışmış bir arkadaşımız. Şimdi isterseniz sorularımızla başlayalım. Nereden çıktı abi bu işler? Çıkış noktası nedir yani? Drone Killer, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bize vermiş olduğu bir görevdi. Bir araştırma geliştirme projesiydi. Biz de bu anlamda böyle bir ihtiyaç olduğu için böyle bir çalışma yaptık ve başarıya ulaştı. Peki Aytekin, ben diyelim Harp'a geldim. Dedim ki abi bana şundan bir tane, şundan da iki tane. Böyle bir şansın var mı? Yok maalesef. Drone Killer'lar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılabilirler. Yasa ile koruma altına alınmıştır. Bunların satışı yasaktır. İmalatı ve ithalatı da yasaktır. Sadece bu bahsettiğim 3 kurum bizden bunları talep edebilir. Şimdi Aytekin, bizim takipçilerimiz ilk bu ürünleri gördüklerinde şunları merak ettiler. Birincisi, havada işte drone sağa sola hareket ediyor vesaire. Sen bunları takip mi ediyorsun, yoksa bu bir dalga biçiminde mi yayılıyor? Drone killer'ın önünde bir anten var ve bu antenden bu frekanslar, karıştırılmış frekanslar yönlü olarak çıkar. Dolayısıyla havadaki herhangi bir akrobasi hareketi ile kaçmanız mümkün değildir. Belli bir açıda sizi yakaladıktan sonra zaten sizin kontrol etmeniz mümkün değildir. Drone'u kontrol edemezsiniz, kontrol dışı kalır. Yani böyle bir hedefe kilitlenme durumu yok aslında. Yok, hedefe kilitlenme yok. Zaten bizim drone hedefimiz bizim açımızda kalmış olacak. Biz saldırdığımız süre boyunca, ateş ettiğimiz süre boyunca frekansların aralığında kalmış olacak. Dolayısıyla bizim onu yakaladığımız andan itibaren kaçma ihtimali zaten yok. Takip yani etmemize de gerek yok. Aytekin, şimdi aksiyona geçmeden, daha doğrusu maceraya geçmeden önce şu ortamda sana son bir soru soracağım. Bu silahın menzili nedir? 1 kilometre mesafeden drone'ları etkisiz hale getirebilir. Eyvallah. Teşekkür ederiz o zaman. Siz de hazırsanız artık aksiyonumuza geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi ilk vurma denememizi yapıyoruz. Haydi o zaman, hayırlısı diyelim. Gördüğünüz gibi Drone Killer'ı aktif ettiğimiz zaman gökyüzündeki drone'un kumandayla bağlantısını kesiyoruz. Şimdi tekrar bu olayı gösterelim size. Evet arkadaşlar, şu an drone'un kontrolünü ele geçirdik. Kumandayla bağını kestik. Gördüğünüz gibi sağa doğru hamle yapıyoruz fakat almıyor. Şimdi 3'ten geriye sarıyorum. Parmağımı tetikten çekeceğim ve drone kontrol tekrar kumandaya geçecek. 3, 2, 1, çektim. Ve gördüğünüz gibi sağ ve sol komutları artık drone algılayabiliyor. Bu videomuzda sizlere oldukça ilginç bir ürün olan Drone Killer adlı silahı tanıttık. Temel anlamda bu silahın amacı, dronların üzerinde taşınan ve böyle bir saldırı amacı taşıyan bomba vesaire durumlarında anında tepki verebilmek, drone'un kumandayla olan bağlantısını kesmek. Şimdi sizlere bir ayrıntı aktarmak istiyorum. O da şu arkadaşlar. 3 farklı tip drone var. Bunlardan bir tanesi kumandayla bağlantısı kesildiğinde şarjı bitene kadar havada kalıyor. Diğeri ise silahla vurulduğu anda doğrudan yere çakılıyor. 3. tip dronlarımız GPS'li dronlar. Bu dronlar da Drone Killer'la vurulduğu zaman adresine geri iniyor. Yani kumanda neredeyse oraya geri iniyor. Arkadaşlar, artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ayrıca buradan Harp firmasına bu içeriğin oluşması için sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hemen Drone Killer'la vurmak üzere olduğum noktada oynamakta olan videoya tıklayarak 3 aksiyon kamerasıyla giriştiğimiz dağ maceramızı izleyebilirsiniz. Veya hemen şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.